diyelim ki bir ilaç şirketimiz var ve diyabet hastaları için bir ilaç geliştiriyoruz. Evet, gayet güzel. Bu ilaç hastaların A1C seviyeleri üzerinde etkili olsun. A1C'nin ne olduğunu bilmeyenler kan akademi'de bununla ilgili bir video bulabilirler. Yine de şu kadarını burada söyleyeyim. 3 ay gibi uzun bir zaman zarfında yüksek kan şekeri olanların, evet, kan şekeri yüksek olanların hemoglobin A1C seviyeleri de yüksek Aynı zaman içinde kan şekeri düşük olanların da hemoglobin A1C seviyeleri düşük olur. Evet. Nerede kalmıştık? İlaç eğer rassal ya da diğer değişkenler yerine hemoglobin A1C seviyesini düşürebiliyorsa diyabeti de kontrol edebiliyor diye düşüneceğiz. Bir deney yapacak olursak ilacı alıp almıyor olmak açıklayıcı değişken olacak. Evet. Açıklayıcı değişkenin etki ettiği ya da bir fark yarattığını umduğunuz değişkene ise bu deneyde etkiyi ölçmek için A1C seviyesini kullanacağız. Evet bu değişkene de bağımlı değişken ya da tepki değişkeni adı verilir. Bunu da tepki değişkeni olarak not edelim. Peki bu deneyi nasıl kurgulayacağız? Kan şekerini kontrol altına almak isteyen örneğin 100 kişilik bir grubumuz olsun. Evet 100 kişi. Bu 100 kişinin yarısını deney grubuna, diğer yarısını da kontrol grubuna koyacağız ve deney grubundaki insanların yani ilacı alan insanların A1C seviyelerinin şansa dayalı bir sebep yüzünden değil de ilaç yüzünden düşüp düşmediğini gözlemleyeceğiz. Hadi bakalım. Bu kontrol grubumuz olsun. Evet, kontrol grubu. Bu da deney grubumuz olsun. Evet, deney grubu. Yeni ilacı kontrol grubundakilere vermeyeceğiz. Bu şekilde ilerlersek aldıkları ilacın kan şekerlerini düşüreceğine dair psikolojik bir etki yaratabiliriz. Başka bir deyişle ilacı kullanan kişiler kan şekerimi düşürecek bir ilaç alıyorum diye düşünüp sağlıklı ve sağlıksız davranışlar sergileyebilir. Örneğin nasılsa ilaç kan şekerimi düşürecek deyip normalden fazla şeker tüketebilirler. Evet ilaç kullananların davranışlarını bu şekilde etkilememek adına iki gruba da ilaç vereceğiz ama hiçbiri hangi ilacı kullandıklarını bilmeyecek. Bu gruba placebo, Evet, placebo denilen bir ilaç vereceğiz. Buna ise gerçek ilaç vereceğiz. Plasebo'nun görünüş olarak gerçek ilaçtan bir farkı olmayacak ve az önce de söylediğim gibi kimse hangi grupta olduğunu bilmeyecek. Bu tür deneylere kör ya da gözü kapalı deney adı verilir. Bazılarının çift kör deney adında bir deneyi de duyduğunuzu düşünüyorum. Bu deneylerde sadece denekler değil, deneyi uygulayan doktor ya da uzmanlar da kimin hangi grupta olduğunu bilmezler. Evet, diyelim ki biz de bir çift kör deney tasarlamak istiyoruz. Yani deneyi uygulayan uzmanlar da kime gerçek ilacı, kime plaseboyu verdiklerini bilmiyor olsunlar. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle anlatmaya çalışayım deneyi uygulayan doktor ya da uzman kime hangi ilacı verdiğini bilirse ağzından kaçırabilir. Plasebo'yu verirken gerçek ilacı verdiği kadar özenli davranmayabilir ya da hangi ilacı verdiğini bir şekilde belli edebilir ve biz de bunun böyle olmasını istemeyiz öyle değil mi? Aslına bakarsanız üçlü kör deneylerde vardır ve bu deneylerde deney verisini inceleyen analistler hangi grubun deney, hangi grubun kontrol grubu olduğunu evet onlar da bilmezler. Tüm bunların yanlılığı engellemek adına yapıldığını da ayrıca eklemek istiyorum. Deneyimize şimdi geri dönelim. Bir deney ve bir kontrol grubu oluşturduk. A1C seviyelerini de tepki değişkeni olarak kullandığımız için bu 100 kişinin hemoglobin A1C seviyelerini deneyden önce ve ilacı kullanmaya başladıktan 3 ay sonra ölçmemiz gerekiyor. Bu noktada aklınıza bir de bu insanları bu gruplara nasıl ayıracağımız sorusu geliyor olabilir. Bu işi rastgele yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız 10 derece haklısınız. Çünkü eğer kadınları bir gruba, erkekleri de diğer gruba koyarsanız cinsiyet ya da erkeklerin ve kadınların farklı davranışları A1C seviyesindeki değişimleri e, açıklayabilir. Yaşları birbirine yakın olan, ülkenin belirli bir yerinde ikamet eden ya da benzer şekillerde beslenen insanları da aynı gruba koymak istemezsiniz. Çünkü bu durumlarda ortaya farklı değişkenlerin çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden az önce de söylediğim gibi rastgele bir örneklem almanız yani insanları iki gruba rastgele dağıtmanız önemlidir ve gereklidir. Bu konuda da daha önce birçok video yapmıştık. Rastgele bir dağıtım için insanlara birden yüze kadar rastgele bir numara verip rastgele sayı üreten bir program kullanarak ilk 50 numarayı deney grubuna, ikinci 50 numarayı da kontrol grubuna atayabilirsiniz ve rastgele örnekleme sonucunda bir grupta da diğerinden daha fazla erkek ya da kadın bulunması durumunun da önüne geçmek için daha önceki videolarda bahsettiğimiz katmanlı örneklemi de kullanabilirsiniz. Ya da yine daha önce bahsettiğimiz blok tasarımı ile denekleri öncelikle cinsiyetlerine göre ayırıp mesela 60 kadın 40 erkek olsun bu grupta. 60 kadından 30 tanesini rastgele seçerek deney grubuna, 40 erkekten de 20 tanesini yine rastgele seçerek deney grubuna atayabilirsiniz. Seçimi yine rastgele olarak 30 kadın ve 20 erkek şeklinde kontrol grubu içinde yapabilirsiniz. Bu şekilde deneklerin cinsiyetinin yanlılık yaratmasının önüne geçilmiş olur. Bu yöntemin adı katmanlı bir örnekleme çeşidi olan blok tasarımıdır. Evet, blok tasarımı. Ortaya çıkabilecek diğer değişkenleri engellemek için rastgele atamanın farklı çeşitlerini de uygulayabilirsiniz. Bu atamayı yaptıktan sonra da sıra A1-C seviyelerini ölçmeye geliyor. Grupların A1-C seviyeleri arasında bir fark göremezseniz ilacın işe yarama olasılığının düşük olduğunu düşünebilirsiniz ve gerçekten de aslında her şey olasılıklarla ilgilidir. Ve şanssızlık sonucu çok küçük de olsa bir başarısızlık söz konusu olduğu için bu tip deneyleri yeterli sayıda denek üzerinde yapmak gerekir. İstatistik alanında ilerledikçe sınır değerleri ve bulduklarımız ile ilgili kendimizi iyi hissetmemiz için yüksek ya da düşük olasılıkların neler olduğunu daha iyi anlayabileceğiz. Diyelim ki sonuç olarak yani A1C seviyelerinde bir düşüş gördüysek, bu düşüşün şansa bağlı olup olmadığına da bakmamız gerekir. Eğer şansa bağlı değilse de ilacımız başarılıdır ve böylece ilacı piyasaya sürdükten sonra diğer insanlar da rahatlıkla kullanabilirler. Ama yine de bilimin işinin tamamen bittiğini söylemek mümkün değil. Yani ilacımızın %100 başarılı olduğunu kimse söyleyemez. Çünkü deneyimizin hesaba katmadığı, kimsenin de aklına gelmemiş başka değişkenler bulunabilir. Blok tasarımı yapmış olsak bile bir gruba diğerine aran daha yaşlı ya da ülkenin belirli bir kesiminde yaşayan insanlar atanmış olabilir. Deneyi ne kadar iyi tasarlamış olursanız olun, şans sonucu yanlış pozitif yani şans eseri iyi ya da yanlış negatif yani şans eseri kötü sonuçlar elde etme ihtimali de vardır. Bu yüzden bilimin her alanında olduğu gibi deneyleri de çok iyi bir şekilde belgelemek gerekir ki aynı deneyi tekrarlamak isteyen insanlar deneyi yapabilsin ve bizimkiler ile uyumlu sonuçlar bulabilsin. Evet. Deneyiniz başkaları tarafından tekrar edilip de sonuçlarınız onaylandığında elde ettiğiniz sonuçları şans eseri elde etmediğinizden de emin olabilirsiniz.